Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir yemek tarifi paylaştım. Hem yapımı kolay, hem pratik, hem de sağlıklı bir yemek tarifi. Videomun sonunda da iki tane sunum yaptım. Her ikisini de denemenizi önemli tavsiye ediyorum. Eminim çok beğeneceksiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda bir su bardağı dolusu yeşil mercimek kullandım. Yeşil mercimekleri bol suda güzelce yıkadıktan sonra üzerine soğuk su ilavesi yaptım. Mercimeği haşlamak için üzerine 2 bardak soğuk su ilavesi yaptım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım ve kısık ateşte suyunu çekene dek ocakta kalacak. Yeşil mercimek haşlanırken ben de hemen kuskusu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını bir tavaya aldım. Eridikten sonra üzerine kuskusları ilave edeceğim. Tereyağı eridikten sonra üzerine 1 su bardağı dolusu kuskus ilavesi yaptım. Yaklaşık olarak 2 veya 3 dakika boyunca kavuracağım. Kuskuslar kavrulduktan sonra üzerine bir parmak geçecek kadar kaynar su ilavesi yaptım ve tuz ilavesi yaptım. Şimdi hemen tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte tamamen suyunu çekene dek ocakta kalacak. Hemen kontrol ediyorum. Kısık ateşte görmüş olduğunuz gibi suyunu tamamen çekmiş. Ve artık kuskuslar hazır. Şimdi yeşil mercimeğe bakacağım. Biraz sonra yoğurt ile buluşturacağım. Bu nedenle tamamen soğumuş olması gerekiyor. Kapağını kapatarak birazcık dinlendirelim. Ve hemen yeşil mercimekleri de kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu tam çekmiş ve artık ocağın altında kapatıyorum. Kuskuslar tam soğumuştu. Haşlanmış olan yeşil mercimekleri de üzerine ilave ettim ve her ikisini de karıştırıyorum. Bilhassa yaz mevsimleri için harika bir tariftir. Videomun sonunda zaten göreceksiniz. Deneyenler çok beğenecek. Garantisini veriyorum. Çok sevdiğim tariflerden bir tanesidir. Bir kaseye bol miktarda yoğurt ilavesi yaptıktan sonra güzelce çırptım ve ardından da havalar çok sıcak olduğu için buz gibi soğuk su ilavesi yaptım. Hafif katı kıvamda bir ayran yaptım. Çok fazla ince olmasın lütfen ayran. Lezzetli olmaz çünkü. Ve bol miktarda da sarımsak ilavesi yaptım. Tabii ki de sarımsak tercihtir. Ancak çok tavsiye ediyorum. Bilhassa yaz mevsimleri için sarımsak gerçekten de çok faydalı olacaktır. Şimdi hemen bir miktar hazırlamış olduğum kuskus ve yeşil mercimek karışımını ilave ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir süre içerisinde yemeği hazırladık. Yaz mevsimleri için şahane bir yemek tarifidir. Hemen bol miktarda üzerine nane ilavesi yapıyorum. Nane bu yemeğin gerçekten de en büyük lezzet kaynağıdır. Ve görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir süre içerisinde çok kolay ve çok pratik bir şekilde ilk sunumumu hazırladım. Şimdi hemen ikinci sunumu hazırlıyorum.
Hemen bir tabağa kuskus ve yeşil mercimek karışımını aldım ve üzerine bol miktarda sarımsaklı yoğurt ilavesi yaptım. Gerçekten de bu tabak çok lezzetli oluyor. Her ikisini de tavsiye ederim. Eminim deneyenler çok beğenecek ve her zaman yapacağı bir tarif olacaktır. Her iki sunum da birbirinden lezzetli. Her ikisini de tavsiye ediyorum. İkisi de muhteşem. Deneyenler zaten çok beğenecek ve her zaman yapacağı bir tarif olacaktır. Bu arada videomu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu yemek tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda, yeni tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.